Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, buraya kadar gelişimizi, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızı rızana muvaffık kıl. Ya Rabbi, doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyur. Ya Rabbi, senin kelamını seninle söyleşircesine doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız o kelamın mesajları ışığında Müslümanca bir hayat yaşamayı hepimize nasibi müyesser buyur. Değerli kardeşlerim, Medine-i Münevvere'de hem Peygamberimize hem de onunla beraber müminlere, sahabe-i kirama ayetler inmeye devam ediyordu ve Ali İmran suresi ayetleriyle Müslüman zihinler, Müslüman gönüller, insanlığın gönlü ve beyni hem aydınlatılıyor hem doğrulara yönlendiriliyor. O doğruların doğrultusunda bereketli bir hayat yaşamaları bu şekilde sağlanıyordu. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinin birçok ayeti kerimesinde bize kitap ehlini anlatarak onların üzerinden dersler veriyor. Onlar üzerinden mesajlar sunuyor. Onları somut örnekler olarak sunuyor. Onlar çünkü kitap ehliydi. Onlar çünkü ellerinde kitap olduğu halde sapmışlardı. Onlara da peygamberler gelmişti. Kendilerine gelen bunca peygambere rağmen yanlış yapmışlardı. Ey müminler, işte sizin de elinizde Kur'an, Allah'ın son kitabı. İşte sizin de yanınızda Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa. İbret alın da sizden öncekilerden aynı durumlara siz de düşmeyin. Kitapla sapanlardan, peygambere rağmen yanlış yapanlardan olmayın diye onlar üzerinden bizlere mesaj vermeye devam ediyordu. Biz kitap ehliyle ilgili bu ayetleri okuyacaktık. Hem onları tanıyacağız, onların şerlerinden emin olmak için, hem onlara Allah'ın dinini anlatmak için, hem de onlar gibi olmamak için, onların düştüğü durumlara düşmemek için tedbirlerimizi alacaktık. Onların din hakkında ileri geri tartışmalara girdiklerini biz biliyoruz. Peygamber mescidinde ağırlanan Necran Hristiyanları gibi ya da Medine'deki kitap ehli Yahudiler, Hristiyanlar gibi din konusunda peygamberle tartışıyorlardı ve olur olmadık şeyleri Allah'a yakıştırıyorlardı. Aslında bu kitap ehlinin Allah adına din uydurma, din koyma, Allah'ın dinini saptırma, yanlış yorumlama geleneği devam ediyor. Her zaman devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Ellerindeki muharref kitaplarla, Tevrat'ıyla, İncil'iyle, tahrif edilmiş kitaplarıyla ya da dini tekellerine alan din baronları, din adamı denilen papazlarıyla, hahamları, rahipleriyle hem kendi hayatlarında dini yanlış yorumlayarak, yanlış uygulamalarıyla hem de insanları yanlış yönlendirerek ya da insanların yanlış gidişatına dur demeyerek, bir taraftan marufu emretmeyi bırakarak, öbür taraftan yaşanan nehilere, kötülüklere dur demeyi bırakarak yanlışlara devam ediyorlar ve bunları da bize anlatıyor Rabbimiz ki onlar gibi olmayalım. Bugün işte Avrupa, İşte bugün Hristiyanlık alemi dediğimiz dünyaya baktığımız zaman bu dünyanın ahlaki değerler konusunda ne kadar aşağılara yuvarlandığını, ne kadar kan, gözyaşı üzerine bir sistem kurduklarını, bir tarafta insanların sırtlarına basarak, insanların kanlarına basarak, insanların emeklerini sömürerek nasıl kendi dünyalarını süper denilen o ileri seviyeye taşıdıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla ve bu gidişata da onların din adamlarının nasıl seyirci kaldıklarını görmekteyiz.
her türlü melanet işlenirken kiliselerde, havralarda, mabetlerde pek çok din adamı, kilise okullarında pek çok insan bu gidişata seyirci kalıyor, kalmakta. Bunlar ibretliktir hakikaten. Bu noktada biz Müslümanlara düşen de onların düştüğü duruma düşmemek. Peki düşmemiş mi Müslümanlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam önceden uyardığı halde korkuyorum sizin geleceğiniz hakkında bu kitap ehlini karış karış adım adım izleyeceksiniz, takip edeceksiniz. Onlar gibi olacaksınız, onlar gibi parçalanacaksınız, onlar gibi yanlış din algıları içerisinde olacaksınız uyarılarına rağmen maalesef ümmeti Muhammed bir takım ehli kitabın düştüğü durumlara zaman zaman düşmüştür, bugün de düşmektedir. O halde bu ayetlere bugün dünkünden çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu ayetlerle kendimizi düzeltmeye, onlar gibi olmama konusunda tedbirler almaya dünkünden bu ayetlerin indiği Medine dönemi sahabesinden daha fazla ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Ve Ali İmran suresi 75. ayetiyle şöyle devam ediyor. Bismillah. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Kitap ehlinden bir kısım var ki مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكِ Ona kantar kantar değerli eşyaları emanet olarak, ödünç olarak bıraksan, ona tevdi etsen, emanet olarak tevdi etsen, onu sana eksiksiz olarak getiren, ödeyen, ulaştıran kesim vardır. Ama وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِد۪ينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا Ama yine onların içerisinde öyleleri var ki, bir dinarı, bir lirayı emanet etsen, tepesinde dikilip durmadıkça, yani onu zorlamadıkça, onu getirip de sana ödemez, o emanete riayet etmez. Niye böyle yapar? Yani bunların, kitap ehlinin hepsinin bir olmadığını Cenab-ı Hak haber veriyor. Onların iyi olanlarının yaptıkları iyilikleri de bir anlamda takdir ediyor. Bunu yaparken tabii ki din-i mübin-i İslam'a, Hazreti Adem'den Hazreti Hatem'in dini, bütün peygamberlerin dini İslam'a bir bütün olarak girmedikçe ne ehli kitap, ne Yahudisi, ne Hristiyanı, ne de başka bir din mensubu Allah'ın rızasına eremez, Allah'ın cennetine giremez. Bunu bir kere bir tarafa koyuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim ehli kitabı, insanları, inanmayan insanları, onların hepsini, Müslümanların karşısında olanları el-küfru milletun vahide düsturu çerçevesinde küfür tek millettir. Hepsini mümin olmayanları tek bir grupta değerlendirir ama bu grubu da kendi içerisinde tasnif eder. Mesela onlardan müşrikler vardır, münkirler vardır, kafirler vardır, bir de kitap ehli vardır. Bakın kategorize ediyor, ayırıyor, tasnif ediyor. Sonra kitap ehlini de kendi içerisinde tasnif ediyor. Mesela buyuruyor ki kitap ehli içerisinde Hristiyanları sen İslam'a daha yakın bulursun, Müslümanlara daha yakın bulursun. Bakın kitap ehlini de taksim ediyor. Hristiyanları da onları da yine kendi içerisinde taksim ediyor. Onların içerisinde de böyle güvenilir insanlar vardır. Sosyal hayatta, ticari ilişkilerde, insani ilişkilerde, konu komşu ilişkilerinde güvenilir insanlar vardır. İyiliksever, hamiyetperver insanlar vardır ama güvenilmeyen insanlar da vardır. Şimdi bunları niye böyle tasnif ediyor? Halbuki küfür, hepsi küfür, tek bir millet. Ha burada bizim derdimiz insanları, bunlar kafirler, canları cehenneme deyip yüzüstü bırakmak değil. Bizim derdimiz bu dini mübini İslam'ın bütün insanlığın dini olduğunu bilmek, görmek ve bu insanları ne kadar kazanabilirsek, ne kadar kurtarabilirsek, hangi dine mensup olursa olsun, hangi bataklığa batmış olursa olsun, onları ne kadar kurtarabilirsek, bizim hedefimiz o, bizim karımız, kazancımız o. Çünkü senin elinle, benim elimle bir kişinin hidayete ermesi dünya ve içindekilerinden daha değerlidir, daha hayırlıdır. Onun için bunları kurtarma hedefimiz olduğu için bunları tanıyacağız. Ve bunları bize yakın olan, bizim değerlerimize daha yakın olanlara daha bir özel ilgiyle, alakayla yaklaşacağız, onları kazanacağız. Yoksa bizim onlardan alacağımız bir erdem, bir ahlaki davranış yok. Bizim onlardan
onlara imreneceğimiz bir taraf da yok. Çünkü Müslüman salt hakkın adamıdır. Bütünüyle hayatı kuşatan hakkın adamıdır. Yoksa Hristiyanlardan şu iyiliği güzelliği alalım, Yahudilerden bu iyiliği güzelliği alalım, Mecusilerden, ateistlerden, sosyalistlerden şu iyiliği güzelliği alalım değil mesele. Mesele bunları tanıyalım da bunların en zararlısını bilelim de şerlerinden emin olalım. Bunların bize en yakın olanı, din-i mübin İslam'a en yakın olanı bilelim de bunların peşine düşelim bunları kurtarmak için. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında var. Tüm Mekke insanının peşine düşüyor Peygamberimiz. Tüm Mekkelilere, tüm insanlığa ama ilk etapta Mekke'de tüm Mekkelilerin peşine düşüyor. Ebu Cehil'ine, Ebu Leheb'ine, Velid'ine, diğer aşağı seviyede, yukarı seviyede herkese, katmerlisine, katı, kart olanla din-i mübin İslam'ı ulaştırıyor, gayret ediyor, pazar pazar, ev ev, adam adama markaj alarak. Ama bu arada da bazı özel hedefleri var Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ki dualarına bile girmiş. Allah'ım şu Ömer'den birisiyle dinini aziz kıl diyor bakın. Birisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle hedef olarak adeta takıyor, göz dikiyor. Niye? Onu kazandık mı pek çok insanı kazanmış olacak. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın o insanları da bu şekilde farklı farklı görerek, tanıyarak onlara özel ilgi alaka gösterdiklerini biliyoruz hakkında. Müslüman olmadan önce özel duaları var bunların. Ve bu insanların İslam olması için Peygamberimiz çok daha özel gayretler gösteriyor. Onun için küfür milleti içerisinde olan bu grupların iyi güzel taraflarını görmek bu anlamda önemli ve gerekli. Zaten geçen hafta okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kitap ehlini tümüyle tevhid esası üzerine kurulu olan ana maddeye çağırdı. Gelin aramızda sizinle bizim aramızda ortak olan, müşterek olan, azami müşterek dediğimiz o tevhide gelin, o tevhitte buluşalım şeklinde. Yani hedefimiz tüm insanlık genelde, özelde kitap ehli ama daha da özelde o kitap ehlinin iyi insanlarını, insancıl insanlarını, iyilik yanlısı insanlarını, mayası böyle bozulmamış insanları görmek, tespit etmek ve onlara ulaşmak. Onun için onların içerisinde emanete riayet edenleri vardır. Ama onların içerisinde bir kuruşu bile, bir lirayı bile, bir dinarı bile gerisin geriye ödemeyen ve emanete hıyanet edenleri vardır şeklinde onları bu şekilde taksim ediyor. Sonra onların neden ödemediklerini, Müslümanlardan aldıkları emanetleri neden yerine getirmediklerini ayetin devamında şöyle ifade buyuruyor Yüce Rabbimiz. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَب۪يلٌ Bunların böyle bir duruma düşmelerinin sebebi onlar derler ki ya bu ümmi yani bu Müslümanlar kitap ehli olmayanlara ümmi diyorlardı onlar. Onları gözlerinde tahkir ediyorlardı, hor hakir görüyorlardı. Dolayısıyla bu kitap ehli olmayan Araplara yani Müslümanları kastederek diyorlardı ki yani bunlara bir şey emanet ettikleri bir şey, emaneti bunlara ödememiz gerekmez bize. Bunlara borçlanabiliriz ama eğer kıvırabiliyorsak bu borçları ödemek bize gerekmez. Yani bunların mallarını, haklarını ne kadar tırtıklayabilirsek bizim için kârdır. Ve bunu da sanki Allah'ın bir emri gibi, Tevrat'ın, İncil'in bir emri, hükmü gibi deklare ediyorlardı. Kendi aralarında böyle birbirlerini tahrik ediyorlardı. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile göz göre göre Allah'a yalan isnatta bulunuyorlardı. Sanki Allah böyle diyormuşçasına yani sizin dininizden olmayanların mallarını alabilirsiniz, çalabilirsiniz, yiyebilirsiniz diyormuşçasına Allah'a isnat ederek, Allah'a mal ederek din uyduruyorlardı. Şimdi burada tabii Yüce Rabbimiz onları bize anlatırken onların bu içerisine düşmüş oldukları ikilemleri bize hatırlatırken benzeri durumlara siz de düşmeyin. Nasıl olur bu? Bu çok açık bir şekilde şöyle olabilir mesela. Yani bugün Müslüman işte gayrimüslimlerle beraber yaşadığımız yerler, zamanlar, mekanlar olabilir.
Onlarla insan ilişkiler, ticari ilişkiler, sosyal ilişkiler içerisinde olabiliriz. Ha, onların hakları bize geçtiği zaman, ya bu nasıl olsa gavur, bu nasıl olsa Müslüman değil, bu nasıl olsa gayrimüslim. Ya da mahiyetimizde çalıştırdığımız gayrimüslim insanların hakları konusunda böyle farklı tavırlar. Yani çalabiliyorsak çalalım, alabiliyorsak alalım. Mesela Avrupa'da olan bazı efendim Müslümanların böyle yanlış yargılar, algılar içerisine girdiklerini, zaman zaman düştüklerini görüyoruz. Güya hakka hukuka riayet eden bu insanlar, bakıyorsunuz yani bu gayrimüslim, yani Hristiyan, Yahudi, Müslüman değil bunlar, ateist. Yani bunların ne kadar çalabilirsek çalalım ya da ne kadar zarar verebilirsek verelim. Bu yine kendi memleketimizde de olabilir. Yani Müslüman olmayanlara ya da başka din mensuplarına ya da bizim istediğimiz anlamda Müslüman olmayan, yani dindar olmayanlara, dini mübin İslam'ı yaşamayanlara. Zaten bu adam şarapçı, bu adam zaten eyyamcı, çalabildiğimiz kadar çalalım, alabildiğimiz kadar alalım. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hanefi mezhebinin, ehli sünnetin müftabih olan görüşü şudur bakın. Müslüman her yerde Müslüman, her şartta Müslüman, herkese karşı İslam'ın evrensel etik kurallarını uygulayan kimsedir. Darul İslam'da da Müslüman'a mesela faiz alıp vermesi haramdır. Darul Harp'te de Müslüman'a faiz alıp vermesi haramdır. Bir harbi ile, yani bir gayrimüslimle Müslüman'ın bir kumar masasına oturup onu kazanacağını, üteceğini kesin bilse bile kumar oynaması caiz değildir. Niye? Kumar haramdır, her zaman haramdır. Herkese karşı haramdır. Faiz haramdır, her zaman haramdır. Herkese karşı haramdır. Her şartta, her yerde haramdır. Bir insanın, insan diyorum bakın, bir insanın hakkını gasp etmek haramdır. Her zaman haramdır, her şartta haramdır. Herkese karşı haramdır. Yine mesela işte kendisine göre bir takım kriterlerine, bu devlet İslami bir devlet değil. Bu devlete ne kadar zarar verebilirsek verelim. Elektriğini mi kullanabiliyoruz? Kullanalım. Suyunu mu çalabiliyoruz? Çalalım. Malına mı zarar verebiliyoruz? Verelim. Aynı mantık bakın, aynı anlayış. Çarpık zihniyet. Ne diyordu Hristiyanlardan, kitap ehlinden bir kısım ne diyordu? Ya bu ümmilerin mallarından dolayı sorumluluk yok. Bugün aynı şeyi Filistin'de Yahudi Müslümanlara karşı da uyguluyor bakınız. Kendisine göre kendi insanlar, o kadar insancıl olan o insanlar, o kafa bakın, karşı taraftaki bir Müslümana, bir insana o kadar gaddarlaşabiliyor, o kadar şiddet bir şekilde insanlık sınırlarını aşan işkenceyi, eziyeti, şiddeti çoluk çocuk demeden, kadın erkek demeden reva görebiliyor. Onun için bu kafa sakat bir kafa, bu anlayış yanlış bir anlayış. İşte kitap ehli üzerinden Rabbimiz bizi uyarıyor derken işte bunları kastettim. Onun için burada biz bu kitap ehlinin yanlış yapanlarının bu yanlışlarını görüyoruz, biliyoruz ve aynı durumlara düşmemek için gayret ediyoruz. Onun için Müslüman dini bir konuda hüküm verirken kesinlikle kendi kafasına göre ya da adamına göre değil, Allah'ın ayetlerine, peygamberin hadislerine, açıklamalarına göre karar verecektir. Bu konuda bu ayetle ilgili İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet gelmiş. Birisi Abdullah bin Selam'a emanet olarak 1200 ukiye altın bırakmış. Yani büyük bir meblağ emanet bırakmış. Abdullah o emaneti sahibine vermiş. Henüz Müslüman olmadan. Yahudi bu. Yahudi kökenli. Ama bir başka Yahudi, Finhas İbni Azura'ya bir dinar emanet verilmiş. Fakat o bir dinarı geri ödemekten imtina etmiş. Ve bunu da kendi arkadaşları içerisinde diyor ki, ya bunlar ümmi, bunlar Arap, bunlar bizim dinimizden değil, bunlardan ne kadar çalabilirsek kârdır. Din bunu söylüyor şeklinde bir açıklama getiriyor. Bunun üzerine ayet iniyor. Yani ayet Allah adına din uyduranları uyarıyor. Evet, Allah hiç kimseye haksızlık dilemez. Onun için bizim dinimizde savaşın bile bir hukuku vardır. Savaş seninle savaşsa bile, savaşan insanın bile bir hukuku vardır. Mesela yaraladın. Ya öldürdün ama yaraladın. Yeri gelince o yaralıyı sırtında taşıyacaksın, tedavi edeceksin. Ya da esir düştü sana, esirine yediğinden yedireceksin. Onu mağdur bir duruma düşüremezsin, bırakamazsın. Ona işkence, eziyet,
bir esir aldın, işte bir takım şeyleri söyletmek için şiddet uygulayamazsın. Yok, buna İslam geçit vermiyor, kapı aralamıyor. Müslüman her zaman, her yerde, herkese karşı o evrensel ahlaki değerleri yerine getirendir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki, emanet ister itaatkar olsun, ister günahkar olsun sahibine verilmelidir. Müslümanlar için bakın bu. Yani ister Müslüman ister gayrimüslim. Bir de onlar eğer bizim emanete riayet etmeyişimizden bizi tanımaya, Müslümanlığı tanımaya, İslam'ı tanımaya kalktıklarında, ya zaten bu Müslümanlar böyle, işi hakkıyla yapmazlar, kaliteli üretmezler, verdikleri sözde durmazlar, borçlanırlar, taahhütlerini yerine getirmezler. Demek ki bunların dini böyle şeklinde bir algı oluştuğu zaman bu İslam'a, Allah'ın dinine zarar verme söz konusu. Onun için bunlardan sakınmak gerekiyor. Onlar yaptıklarının dine de insanlığa da aykırı olduğunu biliyorlardı. Allah'ın böyle bir şeyi emretmeyeceğini, karıncanın bile, hayvanatın bile, cemadatın bile hakkını gözeten ve gözetmeleri için kullarına ayetler indiren Allah'ın böyle bir haksızlığa izin, onay vermeyeceğini bile bile Allah adına bunları söylüyorlar, söyleyebiliyorlardı. Rabbimiz buyuruyor, Bela men evfa bi ahdihi vetteka fe innallahu yuhibbul muttakin. Hayır hayır, hiç onların sandığı gibi değil din. Kim ki ahdini yerine getirirse, kime karşı ahdini, taahhüdünü, Allah'a karşı verdiği sözü, insanlara karşı verdiği sözü, ne diyoruz? Ya söz vermeyeceğiz, ya verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız taahhütlerde bulunmayacağız. Yarın ödeyeceğim demişsek, eğer kime dediysek ödeyeceğiz. Ödeyemeyeceksek ödeyemeyeceğimizi göre göre bile bile böyle bir sözün altına girmeyeceğiz. Bu karşımızdaki ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, ister dindar olsun, itaatkar olsun, ister isyankar, günahkar olsun. Allah'a karşı verdiğimiz söz, elest bezminde söz verdik, bela dedik Rabbimize. Her kelime-i tevhid okuduğumuzda la ilahe illallah demek, söz Allah'ım yolunda kalmaya olmaya demektir. Her kelime-i şehadet getirişimiz Allah'a verilen bir sözdür. Her Muhammedur Resulullah deyişimiz peygambere yolundayım efendim, izinde kalacağım efendim demedir. Bu sözü vermedir. Her Allahümme salli ala Muhammed peygambere verilmiş bir sözdür. Aynı şekilde Müslümanlara, sosyal hayatın içerisinde kardeşlerimize, insanlara verdiğimiz sözler. İşte Allah diyor ki kim ahdinde vefalı olursa, sözünde durursa ve Allah'ı hesaba katarak yaşarsa, takva bu. Yani ben o sözü yerine getirmezsem beni bilen gören Allah var. Ben o sözün gereğini, taahhüdün gereğini yerine getirmezsem Allah'a karşı sorumluyum. Dünya ve ahirette bunun cezasını, ceremesini çekerim. Allah bir gün bunu karşıma koyacaktır düşüncesinde olursa müttaki odur. Allah'ın sevgisini kazanacak olan da odur. فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Mesela kim sözünde durursa, Allah sözünde duranları sever demiyor da müttakileri sever. Çünkü müttaki tarifinde bütün bunlar vardır. Allah'a göre yaşayan adam, Allah'a rağmen yaşayan değil. Allah'ı hesaba katarak yaşayan adam. Kimsenin görmediği yerde Rabbim var, Rabbim görüyor bilincinde, şuurunda olan adam. Müslüman verdiği sözü tutan adamdır. Ahdini dünyalıklarla değiştirmeyen adamdır. Çünkü ayetin devamında yüce Rabbimiz innellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen kalile. O Allah'ın ahdi oldu artık. Yukarıda genel olarak ahit dedi ama Allah adına insanlara verilen ahit de Allah adına verildiği için o da Allah'ın ahdi oldu. Allah onun da hesabını soracaktır. Allah'a verilen ahitler, insanlara Allah adına verilen ahitler. Kim Allah'ın ahdini az bir dünyalık karşılığında satarsa, değiştirirse, yeminlerini aynı şekilde, sözlerini aynı şekilde az bir dünyalık karşılığında satarsa, değiştirirse, اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Ahirette onların hiçbir nasibi yoktur. Dünyada demedi çünkü bu aldatma ile bu insanlar dünyada bir takım şeyleri kotarabilirler, kazanabilirler demiyorum. Kazanma başka bir şeydir. Kazanma meşru çizgilerde olur.
kotarabilirler, elde edebilirler ama ahirette bunların alacağı hiç mi payları, hiçbir nasipleri yoktur. Tam tersine bu aldıkları, bu çaldıkları, bu yedikleri, bu üzerine kondukları şeyler onlar için bir vebal, bir vizir, onları cehennem ateşine sürükleyen bir ağırlık, bir sayık olacaktır. وَلَا يُكَلِّمْهُمُ اللّٰهُ Allah Allah. Allah onlarla konuşmayacak. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak. Ya ne demek? Onlara değer verip adam yerine koyup onlarla konuşmayacak. Onlara dönüp bakmayacak. Onlara rahmet nazarıyla nazar etmeyecek. Allah'ın bakmasından, Allah'ın konuşmasından o insanlar mahrum kalacaklar. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Yani orada da demek ki bir takım tezkiye söz konusu, temizleme söz konusu nasıl olacaktır? Cenab-ı Hak bazı günahları bağışlayacak, örtecek, affedecek, silecek. Ne dedik? فَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا Ayrı ayrı bunlar. Tamamen siliyor, hiç iz kalmıyor. Ya da üzerini çiziyor. Ya da o günahı söyledikten sonra hadi affettim diyor. Bu şekilde bir tezkiyeden de bunların nasipleri olmayacak. Başka? İşte şefaatler, şefaat haktır, şefaatin bir takım şafilerin şefaatiyle bu insanlar şefaatten de mahrum olacaklar ve aklanamayacaklar, temizlenemeyecekler. Ya da kul hakkı olduğu için hakkı olanlar bunların yakalarına yapışacak da artık sıyrılmaları mümkün olmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Bilir misiniz müflis kimdir? Ya Resulallah siz bilirsiniz ama bize göre müflis borcu alacağından fazla olandır. Hayır, hayır. O dünyevi müflistir. Onun bir çaresi vardır. Adam bugün iflas etmiştir. Yarın kendisine gelir, ayaklar üzerine durur, borçlarını kapatır, eski haline kavuşur, daha iyi noktalara gelebilir. Ya da birileri yardım eder dünyada, onu kurtarabilirler. Asıl müflis kimdir bilir misiniz? Asıl müflis, yarın hesap gününde orucu var, salatı, namazı var, zekatı var, hayırları var. Ama bir sürü kul hakkıyla gelmiş Allah'ın huzuruna. O insanlar onlar o adamdan hakkını istemeye başlarlar. Tabii onun namazı verilir. Namaz biter. Orucu verilir, biter. Diğer hayır hasenatları, sevapları verilir. Alan gidiyor ama alacaklar bitmiyor, tükenmiyor. Bu sefer o alacakların hak sahiplerinin günahları bu adama verilmeye başlar. O borcuna gasp ettiği, üzerine oturduğu haklara sayılmak üzere, karşılık olmak üzere. İyi mi? Bir de şimdi sevaplarınız gitti, eldeki sermaye bitti. Bir de geriye başkalarının günahları kaldı, cürufu kaldı. Kendi günahları zaten duruyordu. Bir de başkalarının günahları, işte diyor asıl müflis, namaz kıldığı halde batıp cehenneme giden, oruç tuttuğu halde, zekat verdiği halde kaybedip cehenneme atılandır diyor. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Tezkiye olamayacaklar, temizlenemeyecekler onlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Korkunç bir azap, elemli bir azap, can yakıcı bir azap onları beklemektedir. Şimdi öyle bir ifade ki, isim cümlesi ama haberi önce gelmiş. وَلَهُمْ Onlar için, onlara özgü, onları bekleyen bir azap. Azabın nekre bir ifade, sınırları, kalorisi, santigrat derecesi belli olmayan, belirsiz bir azap, korkunçluğu, dehşeti, vehameti anlatıyor. Bir de elim diyor ki, gerçekten zaten ifadede de inleyen bir adamın çıkardığı sesler var. Azabın elim, böyle bir inilti sesi, inleten, elem verici. Bu elem hem fiziki olarak, evet azap hem fizikidir hem manevidir, ruhanidir. Sadece rüyada işte karabasanlar gördüğümüz bir rüyadaki gibi bir azap değil. Allah korusun cehennem azabı. Fizikidir çünkü onların diyor derileri kavrulacak. Aman yarabbi. Etleri yanacak. Ateş kemiklerine dayanacak. Sonra tekrar biz onlara deriler, etler, organları yenileyeceğiz. Tekrar azaba duçar olacak. Dolayısıyla hem psikolojikman üzen bir azap hem fiziken acıtan, elem veren bir azap. Allah korusun. Kim bunlar? Allah'ın ahdini yerine getirmeyenler,
Kim bunlar? Allah adına verdikleri sözde durmayanlar. Kitap ehli de böyle yapıyordu. Kitap ehlinden bir kısmı da böyle yapıyordu. Aman siz bunlardan olmayın. Devam ediyor onları anlatmaya Rabbim. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا Onlardan yine bir grup var ki, يَلْبُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ Kitabı dillerine eğip büküyorlar. Kitaptaki ayet cümlelerini, kelimeleri ağızlarında geveliyorlar. O ifadeler anlaşılmasın net bir şekilde diye onları ağızlarını eğip bükerek okuyorlar. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Kendileri katmışlar o ifadeleri ama akışa uygun olsun diye diğer kelimelerle aynı bağlamda değerlendirilsin. Allah'ın kitabından, ayetinden sayılsın diye ağızlarını eğip bükerek okurlar. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ Oysa o ilave ettikleri, ekledikleri cümleler kitaptan değildir. Allah'ın ayetinden değildir. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Derler ki bunlar da Allah katından, bunlar da işte Allah buyuruyor, kitapta böyle geçiyor filan. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Oysa diyor Allah'ın katından gelmiş değildir. Allah'ın katından hiç böyle adaletsiz, hakkaniyetsiz hükümler, ifadeler, cümleler gelir mi? Allah'ın kitabında böyle bir şey olur mu? Ama وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile, göz göre göre Allah'a iftira ediyorlar, yalan söylüyorlar. Yukarıdaki ifade yine aynen tekrar ediyor. Demek ki bunu çok yapıyorlar. Ayetler bize şunu söylüyor. Din anlatımında demagoji yapmayın ey davetçiler. Şifreli konuşmayın. Kuş diliyle konuşmayın. Hakikati olduğu gibi ve net bir şekilde nasıl geldiyse öyle eğip büğmeden sunun insanlara. Haykırın, aktarın, anlatın. Dili eğip bükmek müfessirler tarafından işte kapalı ifadelerle konuşmak, kuş diliyle konuşmak, avrutlarını şişirerek yaldızlı laflar etmek. Bu böyle de anlaşılmış. Ağdalı laflar etmek. Anlaşılmamak için konuşmak, bir takım işte edebi sanatlar filan havasıyla anlaşılmamak için konuşmak, hakikati çarpıtmak, uydurmak, kendinden, kafasından bir takım ürettiği batıl şeyleri hakla karıştırarak insanlara sunmak. Allah korusun. Bunların hepsi. Hele bir de muhatabımız bilmiyorsa. Şimdi adam ayet okuyor gibi, okuyor. Karşı tarafta bilmiyor. Hani bir böyle çelik hafız olsa, ayet öyle değil, orada o kelime yok, o cümle yok diyecek, düzeltecek. Karşı taraf bilmiyor, hele bir de bilmiyorsa, o zaman yanıltmak çok daha büyük bir zulümdür. Bilen insanlar düzeltir, hemen onu fark ederler. Ya orada düzeltir ya da adam doğru anlar. Onun için geçen derste de söyledik, hep söylüyorum. Dini anlatmak konumunda olanlar konuşmalarına çok dikkat edecekler. Kendilerini, bilgilerini sürekli kitap ve sünnet süzgecinden geçirecekler. Allah adına konuştuklarının farkında, bilincinde olacaklar. Bin düşünüp bir söyleyecekler. Ne söyledikleri kadar nasıl anlaşıldıkları da önemli. Bunun da takibini yapacaklar. Ya da susacaklar, konuşmayacaklar. Bir de Allah'a söyletmek, kitaba söyletmek, Allah korusun. Onlar Allah'a söyletme. Allah'ın söylemediğini Allah'a söyletiyorlar. Kitabın söylemediğini kitaba söyletiyorlar. Kendi kafalarının, düşüncelerinin söylediğini sanki Allah söylüyormuş gibi, kitap söylüyormuş gibi yapıyorlar. Allah'a din öğretme diyoruz. Böyle bir şeye kalkışmayın. Kitabın söylemediğini ona söyletmeyin. Kitaba uyun, kitaba. Kitabı uydurmayın kendinize, kendi hayatınıza. Kitap uyulmak içindir. Uydurulmak için değil. Kitaba uydurmak, kitaba uymaktır asıl olan. Kitabı hayata uydurmak değildir. Ve hakikaten tarih boyunca, insanlık tarihine baktığınız zaman Adem'in sahifeleri de böyle bozuldu. İdris'in sahifeleri de böyle bozuldu. Diğer peygamberlerin, İbrahim'in aleyhisselam, Davud'un Zebur'u da, Musa'nın Tevrat'ı da, İsa'nın İncil'i de böyle bozuldu. Zaman zaman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kitabı, Kur'an'ı, ilkeleri, esasları da işte böyle bir takım katma değerlerle, katma cümlelerle, katma ifadelerle yaşayamayan, Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde yaşayamayan insanların yaşadıklarını din diye dayatmalarıyla
din böyle tahrif edildi. Aman ha bu duruma dini düşürmeyin, bu duruma düşenlerden olmayın diyor Rabbimiz. Ve Rabbim diyor ki, مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ. Bir de bunlar bu çarpıtmalarını Allah'a mal ediyorlardı, Allah'a söyletmek. Kitaba mal ediyorlardı, kitaba söyletmek. Bir de Allah korusun peygambere söyletmeye kalkanlar var. Peygambere söyletmeye kalkanlar var. Yani bugün de farklı versiyonları var. Sanki Hazreti İsa böyle demiş, sanki Hazreti Musa böyle demiş, sanki Hazreti Davud ya da diğer peygamberler ya da Hazreti Muhammed Aleyhisselam böyle söylemiş. Yani sadece peygambere efendim hadis uydurmak değil, peygamberin söylemediği İsrailiyatı ona mal etmek değil. Elbette bunlar da haramdır, yasaktır. Men kezib aleyye muteammiden felyetebevve mak'adehu minen nar. Kim benim aleyhime, benim üzerime bir söz uydurursa, yakıştırırsa bana, hazırlansın cehennemdeki yerine yarın. Hazırlansın cehennemdeki yerine. Ama bir de mesela adam diyor ki, yani peygamberi kendisini peygamberin dönemine, asr-ı saadetine taşıyacağına, peygamberi bu döneme taşımaya kalkıyor. Peygamber gelseydi diyor, bu partiye oy vermezdi diyor. Peygamber gelseydi diyor, bu günlük haber programını izlemeden uyumazdı, yatağına yatmazdı diyor şimdi. Kendisi gibi. Peygamber gelseydi, ya sen şimdi peygamber kendi dönemini yaşamış, kendi döneminde yaşamış, en güzel şekilde yaşamış. Sen kendini peygamberin dönemine uydurmaya, götürmeye, benzetmeye bak. Peygamberi kendine benzetmeye kalkma. Dini kendi seviyesine, kitabı kendi seviyesine, peygamberi kendi seviyesine indirgemek isteyen insanlara diyor ki Rabbimiz, hiçbir insan için şöyle bir şey söz konusu olmaz. Allah ona kitap verecek, Allah ona hikmet verecek, kitabla hükmetme yetkisi, salahiyeti verecek, Allah ona peygamberlik verecek de o kişi, o peygamber ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ insanlara şöyle diyecek, كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ, bana tapın, beni ilah yapın, Allah'ın yanında, Allah'ı bırakın da bana tapın desin. Haşa. Böyle bir şey demez. Kendini bilen demez. Kitaplı olan demez. Hikmete eren demez. Nübüvvet, tamam bize nübüvvet verilmez ama nübüvvet mesajı gelmiş bize. Nübüvvet mesajı kendisine ulaşmış olan, peygamber çağrısını duymuş olan hiçbir kimse böyle bir şey söylemez, söyleyemez. Allah'ı bırakın bana tapın, bana kulluk yapın demez. Şimdi kunu ibaden li, bana benim için kullar olun. Bu da çok enteresan bir ifade. Yani abdenli değil de ibadenli, farklı versiyonları vardır. Peygamberi ilahlaştırmanın farklı versiyonları vardır. Hemen şu bilgilerimizi tazeliyoruz. Evet, peygamber o da bizim gibi bir insan. Ve önce kul Allah'a. Onun için çok ilginçtir. Bizim kelime-i şehadetimizde وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ cümlesi çok enteresandır, ilginçtir. Ben şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur. Önce kul, kul. Bunun anlamı ne? Yani birilerinin dediği gibi Allah'ın oğlu değil. İlah makamında hiç değil. Efendim, olağanüstü güçlere sahip birisi değil. İnsan, hastalanan, yaralanan, uykusu gelince uyuyan, acıkan, susayan, yolda, sokakta yürüyen, insanlarla oturup kalkan bir kul insan. Bir de mütevaziliğini gösteriyor. Titreme diyor, titreme. Ben yer sofrasında kuru et ya da ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Böyle mütevazi bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. En şaşalı, izzetli, devletli günlerinde bile bakıyorsunuz Mekke fethinde diyorlar ki başını öyle eğmişti ki mübarek sakalı devesinin hörgücüne değiyordu yerde. Yani bütün Mekkelilerin yere bakmış olmaları gerekirken sanki o Mekke'den sürüp çıkaran, o Müslümanlara Mekke'yi dar eden Mekkeliler değil de oymuşçasına başı yerde, tevazu. Böyle bir peygamberimiz var. Ama şunu da söylüyoruz. Abduhu ve Rasulü.
Evet, bir kul peygamber ama peygamberdir. Sıradan bir insan da değildir. Herhangi bir insan da değildir elbette. O Rasul'dür ama bu noktada onu asla ilahlaştırmayın, onu putlaştırmayın. Bazı Müslümanlar, yani hep geliyor, etkileniyor insan. Şimdi bakıyorlar, ya diyorlar, bu kitap ehli kendi din adamlarının önünde eğiliyorlar, secdeye kapanıyorlar. Şimdi bunlar din adamları, peygamberleri bile değil. Din adamlarına bu kadar saygı gösteriyorlarsa ya da işte falan toplum, devlet başkanlarına işte secde ediyorlar, el etek öpüyorlar. Biz de diyorlar bu peygambere secde edelim. Çünkü bu Allah'ın peygamberi, şeksiz şüphesiz inanıyoruz. Böyle yapacak oluyorlar da Efendimiz şiddetle karşı çıkıyor ve diyor ki beni daha öncekileri yaptığı gibi ilahlaştırmayın. Hatta bir seferinde ayağa kalkanlara diyor ki Acem krallarına yaptıkları gibi beni böyle efendim ayağa kalkarak falan karşılamayın. Yani o noktada, o geçiş sürecinde onları hazırlama adına, onları eğitme adına şirke en küçük prim vermemeleri konusunda alınması gerekli bütün tedbirleri alıyor. Lakin diyor, وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Yani kendisine kitap, hikmet, nübüvvet verilmiş bir kimse, insanları kendisine kulluğa çağırmak şöyle dursun, bütün insanlığa derler ki, kul olun Rabbe, Rabbaniler olun, Allah'ın adamları olun, Allah'ın has kulları, gözde kulları olun. Şimdi burada bakınız, Rabbani olun, peygamberlerin mesajı. Ne demek Rabbani olmak biliyor musunuz? Varlığınızı ona armağan edin demek. Varlığım, her şeyimle Allah'a adanmıştır, Allah'a armağan olsun. Bulunduğunuz her yerde onun tanıkları olun. Benim bulunduğum yerde Allah'ın yasakları olamaz, olmamalıdır. Benim bulunduğum yerde Allah'ın hakikatleri gündemde olmalıdır. Allah'ın hakikatleri konuşulmalıdır. Gündemde tutulmalıdır. Görüldüğü zaman Allah hatırlanandır, Rabbani. Allah'ın adamı deniyor ya mesela. Ki bunun ibadallahı vardır, işte ensarullahı vardır. Havariler, daha önceki derslerde geçtik. Allah'ın gözde kulları. Bunların hepsi görüldüğü zaman Allah'ın hatırlanması ne demek biliyor musunuz? Yani sadece ya nur yüzlü bir adam görüyoruz. Allah Allah, Allah Allah filan diyorsun. Sadece bu değil. Günahlar içerisindesiniz. Gıybet, dedikodu, yalan. Bir Müslüman geliyor. Rabbani bir Müslüman geliyor. Diyorsunuz ki Allah yalanı haram kıldı. Yalana son, gıybeti yasakladı, gıybete son, haram, herhangi bir işlediğimiz haram günah, günaha son. Neden? Allah yasakladı. Kim hatırlattı Allah'ın bu hükmünü? İşte o Allah'ın adamı. Asıl budur, Allah'ı hatırlatan olmak. Allah'ı hatırlatan olmak. Yoksa elinde tesbihle birisi geliyor, sen de diyorsun ki fesubhanallah, Allah Allah, adam bak hep tesbih ediyor. Elbette bu da güzel bir şey ama ondan sonra sen sövmeye, gıybet etmeye, yalan söylemeye devam ediyorsan Allah'ı geçici bir süre hatırlatması değil. Görüldüğü zaman Allah hatırlanandır. Rabbani bu. Rabb'ın kulu, Rabb'a her şeyini feda etmiş olan kimse. O zaman burada kitap, hüküm, hikmet ve nübüvvet. Üç tane temel şey ki toplumun dinamikleridir bunlar. Kitapsız olunmaz değerli müminler. Kitapsız olunmaz. Kitapsız yaşanmaz. Kitapsız hayat huzurlu bir hayat olmaz. Kitapsız dünyada cennet kurulmaz. Kitapsız ahirette cennete varılmaz. Kitap önemlidir. Ama kitaptan kasıt hikmettir, hükümdür. Hüküm diyor. Vel hüküm. Kitabın hayata hakim olmasıdır. Hikmetle anlaşılması, hikmetle konuşulması, hikmetle hayata hakim olmasıdır. Ve nübüvvet, bu kitabı ulaştıran, kitaptaki hikmeti bize anlatan, kitabın nasıl hükmedileceğini bize gösteren peygambersiz de olmaz. Onun için kitap, hüküm, hikmet ve nübüvvet, bunların hepsi toplumu ayakta tutan dinamiklerdir, son derece önemli. Ama kitapsız, kitabı okuyup anlamadan, hikmete ermeden, kitabın ahkamıyla hükmetmeden de
Rabbani olunmaz. Kûnû Rabbaniyin. Aslında kûnû Rabbaniyin, kitapla Rabbani olun, hikmetle Rabbani olun, nübüvvetle Rabbani olun. Yani nübüvvet verilecek değil ama nübüvvetin mesajıyla, nübüvvetin açtığı çığırda yürüyerek Rabbaniler olun. Bunlarla Rabbani olunur, bunlarla Rabbin rızası kazanılır. Rabbani ilimlerin adamı olunarak Rabbani olunur bunların hepsi. Onun için peygamberler derler ki Rabbaniler olun. Size bu okutulan, öğretilen, öğrendiğiniz, okuduğunuz, ders yaptığınız, bakın bu da çok önemlidir. Ve bima kuntum tedrusun, şu tedrisat diyoruz, ders yaptığınız. Demek ki kitap ders kitabı olmalıdır. Hayat kitabı, ders kitabı. Hayata taşınması için onun ders kitabı olması gerekiyor. Masaya yatırılması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor. Anlaşılması gerekiyor. O hayat iksirlerinin doğru bir şekilde kavranılması gerekiyor. Tedrusun, ders kitabı. Bugün Kur'an okunuyor, kıraat ediliyor. Ama ders kitabı olarak gündemi belirlemiyor. Elbette bunları da düşünmemiz gerekiyor. Öyle hikmetli ifadeler seçmiş ki Yüce Rabbimiz, hepsini ayrı ayrı üzerinde durup düşünmemiz lazım. Bugünün son ayeti 80. ayette şöyle diyor Rabbim. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا. Yani o peygamberler, o kitapla, hikmetle, nübüvvetle bağlantılı olan, irtibatlı olan peygamberler şunu da emretmezler. Melekleri Rab edinin demezler. Müşrikler diyordu, işte melekler Allah'ın kızları, bizi Allah'a yaklaştırırlar vesaire. Hristiyanlar diyordu, kitap ehli diyordu, melekler Allah'ın kızları. Ya da meleklere bir takım işte baba, oğul, ruhul kudüs ve vesaire kutsallık veriyorlar. Hayır, onlar da yaratılmış, onlar da Allah'ın kulları. Onlar da Allah'a ibadet etmekten, itaat etmekten geri durmayan örnek varlıklardır. Bakın bu da çok önemli. Meleklere iman bizi melekleştirmelidir. Melekler gibi Allah'ın emrine muti kılmalıdır. Onlar asla isyan etmezler. Meleklere inanan melekler gibi isyan etmez Allah'a. Meleklerin ilahlaştırılması şöyle dursun. Yine onlar peygamberleri Rablar edinin de demezler. Böyle bir şey istemezler, emretmezler. Peygamberleri Hazreti İsa'yı Rab edinenler, peygamberleri Hazreti Özeyr'i Rab edinenler ya da diğer peygamberlerin temsilcileri, din adamlarını Rab edinenler, ha yaratıcı olarak kabul etmiyorlar o Rab edindikleri, ilah edindikleri kişileri, kimseleri, ama onlara Allah'ın bir takım yetkilerini, salahiyetlerini vererek Rablaştırıyorlar. Ey Müslümanlar, siz böyle yapmayın. E'murukum bil kufr ba'de iz entum muslimun. Müslüman olduktan sonra, Müslümanken, Müslümanlığın, tevhidin tadını tattıktan sonra küfrü mü emrediyorsunuz diyor Allah. Küfrü mü emredecekler size diyor Allah. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Peygamberler Müslümandır. Peygamberlere uyanlar da Müslümanlardır. Ve onlar asla ne meleklerin, ne peygamberlerin, ne de başka kimselerin Allah'la eş tutulmasını, Rab edinilmesini asla emretmezler. Böyle bir şeyi istemezler. Buradan şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak uluhiyetini, rububiyetini, ilahlığını, Allah'lığını hiç kimse ile paylaşmıyor. Allah peygamberlerini çok seviyor ama peygamberleriyle bile paylaşmıyor. Melekleri sever Allah ama melekleriyle bile paylaşmıyor. Diğer varlıklarla hiç paylaşmaz. Onun için قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ. De ki Allah birdir. وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدْ. Sizin ilahınız tek yek olan Allah'tır. Cenab-ı Hak o bir Allah'ın biricik kulları olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Âl-i İmrân suresi inmeye, bizi ihya, inşa etmeye devam edecek inşallah. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Geceniz hayırlı, mübarek olsun inşallah.